Selam yumurseverler, yeni bir toplu paket açılışı videosundayız ve yine her zamanki gibi bir dünya paketimiz var. Bu sefer paketlerin %90'dan fazlası Türkiye'den, birkaç tane Çin'den paketim var. Amerika'dan da siparişlerim var ama onlar bu paket açılışına yetişti mi emin değilim. Büyük ihtimalle yetişmediler ama. Bu paketlerden özellikle 3 tanesini açmamak için bayağıdır kendimi zor tutuyorum. 1,5 aydır falan biriktiriyorum çünkü bunları ve çekim günü geldiği için mutluyum, sonunda paketlerini açabileceğim. Şimdi paketleri açmaya başlamadan önce sizlere bu videonun sponsoru olan Bean Connect ve birlikte düzenlediğimiz çekilişten bahsetmek istiyorum. Çekilişle 5 kişiye 1 yıllık özel Bean Connect üyeliği hediye edeceğiz. Hediye edeceğimiz paketle çok konuşulan dizileri ve Oscar'lı filmleri, derbiler dahil tüm Süper Lig maçlarını, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, Turkish Airlines, EuroLeague ve Avrupa'nın önde gelen liglerini izleyebileceksiniz. Çekilişe katılmak için şu anda ekranda yazan Instagram hesabımdaki son gönderiyi ziyaret edebilirsiniz. Katılmak için yapmanız gerekenler ise Bean Connect Instagram hesabını takip etmek, Instagram'da paylaştığım son gönderiyi beğenmek ve altına 3 tane arkadaşınızı etiketlemek, Bean Connect ile herkesin konuştuğu ödüllü dizi ve filmleri, Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerini izleyebilirsiniz. Üstelik sanılanın aksine Bean Connect üyesi olmak için Digiturk üyesi olmanıza da gerek yok. Kayıt olup hemen akıllı TV, Android TV, Apple TV, web veya mobil cihazlarınızdan izlemeye başlayabilirsiniz. Kazanamayanlar da üzülmesin çünkü eğlence paketi herkese 30 gün boyunca ücretsiz. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten kayıt olup anında izlemeye başlayabilirsiniz. Bean Connect'te bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi paketleri açmaya başlayabiliriz. Şimdi önce şöyle önümü birazcık ferahlatmak istiyorum. Sonra ayaklarıma kramp giriyor burada. Şöyle küçük bir paketten başlayalım. Bu paket Çin'den gelmiş gibi gözüküyor. Bu Xiaomi'nin Gateway'i hani geçen toplu paket açılışında bir tane akıllı kilit almıştım ve çalıştıramamıştım ya. Onun çalışması için gereken alet. Böyle akıllı cihazlar için bir çeşit modem olarak düşünebilirsiniz. Akıllı cihazlar buna bağlanıyor, bunun üzerinden kontrol ediyorsunuz. Anlatacak çok bir şey yok, zaten böyle dümdüz yuvarlak bir şey. Şimdi nereden devam edelim? Şu büyük ihtimalle açmayı çok beklediğim paketlerden biri, o yüzden bununla devam edeceğim. Evet, beklediğim şeylerden bir tanesi. Burada bir tane AirPods Max'im var. Bayağıdır müzik kulaklığımı değiştirmeyi düşünüyordum çünkü benim müzik kulaklığım bayağı eski, 4 senelik falan galiba. Sony ve Bose arasında gidip geliyordum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum, bunu aldım. Yani kesin Sony ya da Bose alacaktım, bunu aldım bir şekilde. Paket açılışı hiç Apple ürünü gibi değil, jelatin söktüm bildiğin. Böyle gırç gırç bir şeyler yapması gerekiyordu. Şu haliyle beklediğimden bayağı ağır. Şu çirkin kılıfından kurtulalım. Bu kılıf gerçekten aşırı çirkin bu arada. Ama kulaklığın kendisi bayağı güzel duruyor. Hatta malzeme kalitesi falan da bayağı güzel duruyor. Umarım kafamda çok büyük durmaz. Neye benziyor biliyor musun? Neye? Uçaklarda takıyorlar ya, onlara benziyor. Güzel duruyor mu peki? Yani parası olduğu için güzel duruyor. Sadece para mı yani? Burada dolar işaretlerimi görüyorsun şu an. Bu arada sesini aşırı kesiyor. Deri kulaklık değil bu. Şeyleri deri değil, pedleri değil. Fakat sesini aşırı kesiyor. Çok kesiyor ve şu an açık değil. Aktif gürültü engellemesi açık değil yani. Yo, açık mı yoksa ya? Açık bu. Nasıl açıldı ki, ben açmadım. 1,5 aydır çalışıyor mu kulaklık? Harbiden 1,5 aydır bu kutunun içinde nasıl çalışıyor? Hareket ettirince mi çalıştı ki? Tamam, az önceki duyduğum aktif gürültü engelleme açık haliymiş. Yani bunun içinden çıkarttığımda direkt o haliyleymiş. Normal hali o kadar muhteşem değil. Abi. Yani ses kalitesi olarak 4 sene önceki AKG'mden çok da farklı değil gibi ama. Oğlum bağırdın, duymadın mı? Bağırdın mı? Evet. Yalan söylüyorsun. Vallahi bağırıyorum 2 saatte sana. Gerçekten mi? Evet, bağırıyorum. Oha, o zaman sesi güzel kesiyor. Evet. Ama ses kalitesi olarak öyle süper bir şey fark etmedim yani. Gerçi önceki kulaklığım da bayağı iyiydi de artık böyle eski Bluetooth'un versiyonu falan eski. Canımı sıkmaya başlamıştı. Şimdi şuradan devam edelim. Bayağı ağır bir şey ama. Bunun içinde akrilik boya var da niye bu kadar çok var? Yok artık. Satıcı beni tanımış, burada sevgili Endeavor Yamur yazıyor. Ama ben bunları satın aldım yani, normal bir şey e-ticaret sitesinden satın aldım. Bunu hediye olarak yollamış. Bakın ben sadece şunları aldım. Bundan bir tane daha yollamış, yani total 2 tane set yollamış. Üstüne bir de Mona Lisa diye bir markanın Artist Materials diye bir şeyini yollamış, serisini yollamış. Less is More ailesi yollamış bunları bana. Teşekkür ederim. Çok çok beklemediğim yerden geldiniz, öyle diyeyim. Satış sayfasında benim kanalımı nasıl çözdünüz ki? Bilmiyorum, şu an gerçekten şaşırdım. Şimdi şöyle direkt ön taraftan devam edelim. Galiba ne olduğunu anladım bunun da. Bir açıp emin olayım.
Bu bir ilk yardım çantası. Evde ilk yardım gerekirse hiçbir şey olmadığını fark ettim ve 2 yıldır bu evdeyiz Harun'la birlikte. Geçen gün elime karga burnu sapladım ve yaramandım bile yoktu. Öyle diyeyim. O olaydan sonra işte bunu almaya karar verdim. Böyle duvara falan asılabiliyormuş. Büyük ihtimal duvara asmam ben bunu. Çok parlıyor. Dolabın içinde duracak böyle. İşte içinde pamuktur, sargı bezidir falan olan bir şey. Hatta boyunluk bile varmış. Harun boynun kırılırsa... Harun geçen gün merdivenlerde... Şurada... Şu bilgisayar başındayım, arkadaşlarımla konuşuyorum. Discord'dan önümden bir şey böyle yuvarlanmaya başladı. Neyse, bir daha başına gelirse böyle şeyimiz var, tamam mı? Rahat ol yani, istediğin zaman düşsen oradan. Hemen önümüzden devam edelim. Bunlar aylar önce aldığım ayakkabılarım. Hani iki toplu paket açılışı önce falan 3 ay mı oldu, kaç ay oldu? Yanlış yollamışlardı ya, anca geri yolladılar şunları. Sürekli bu cuma çıkıyoruz, bu cuma çıkıyoruz, bu cuma çıkıyoruz diye diye 3 ay geçirdiler. Ama güzellermiş ha, bayağı güzellermiş. Yani sen aldığında ayakkabı yeni sezondu artık. Harbiden ha. Ben bunu yeni sezon parasıyla aldım. Şu an 200-300 lira daha ucuz. Yani çılgın zarardayım. Hem 3 ay kaybettim hem fazladan para ödemiş oldum. Sizin linkinizi koymayacağım bir daha aşağı. Evet. Bu neymiş? Bu bir mama kabı, normalde kedi köpek için, fakat ben bunu çinçilalarıma aldım. Çinçilalarım dedim farkındaysanız. Instagram'dakiler zaten biliyor. Hüsnü'ye arkadaş aldık bir tane, daha göstermedim ama. Bir de kedi ödül maması yollamışlar. Bugün herkes bana hediye yolluyor. Ama bunlar mendebur lemura falan dememiş. Bunlar herhalde normal, standart prosedür bu. Siz de Instagram'dan beni takip etseydiniz şu an gelinimizin ne renk olduğunu falan biliyor olurdunuz. Hatta yine söylemeyi unuttum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şimdiden videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Hatta onun üstüne bir de hala abone değilseniz, abone olursanız 2 milyona doğru gidiyoruz. Beni bayağı mutlu edersiniz. Özellikle bu toplu paket açılışını izleyenlerin %40'ı falan kanalıma abone değil. İstatistiklerden görüyorum. Bu ne ya? Lego sesi bu. Ama ben bu kadar küçük Lego almam ki. Ha, bu yeğenime hediye. Şöyle Lego Duplo'nun hayvanlar serisi gibi bir şey. Yani bunun siparişini vereli bayağı oldu, o yüzden unutmuşum ama böyle şey. Kartondan hayvanları var, böyle o hayvanların isimlerini falan söylüyor. Dedim kartondan olacağına Lego'dan olsun. Öyle de düşünceli dayıyım. Harun gibi öyle düşüncesiz dayılardan değilim. Ben de Nilo'ya'nın kankasını aldım ona geçen gün. Nilo'nun kankası neymiş? Mete'ymiş. Tamam. Ben de konuşuyor. Tüh. Ya. Bu konuşmuyor. Neyse. Bu videoda olmasa da olur bir şeymiş. Araya kaynamış. Gerçi geçen toplu paket açılışında deterjan bile çıkmıştı. Bu sefer o tarz şeyleri ayırdım ama bu gözümden kaçmış. Bu diş fırçamın yedek başlıklarından. Özel bir şey değil. Hemen şuradan devam edelim. Bu Çin'den bir paket. Allah'ım ne çok paketi var. Evet, sonunda başardım. Bu bir video ışığı fakat normal bir video ışığı değil. RGB yanabiliyor, telefondan kontrol edilebiliyor. Pille de çalışıyor diyordu fakat üstünde pil yok. Muhtemelen buraya Canon veya Sony pili takmam gerekecek ve onlar gerçekten çok pahalı. Keşke içinde kendi bataryası olsaydı. Bunu detay video çekerken yandan istediğim tonda ışık vurdurabileyim diye aldım. Çünkü normalde şeyleri kullanıyorum. Philips'in Hue ışıklarını kullanıyorum detay çekimlerde. Onlar kablolu falan olduğu için işte al oradan vurdur, telefondan ayarla falan çok zor oluyor. Bu çok daha pratik olur diye düşündüm. Hem de gerekirse dış çekimlerde falan da kullanılabilir, taşınabilir bir ışık gibi. Hatta belki fotoğraf çekinirken bile kullanırım. RGB fotoğraf çekinirim. Şimdi bunun adını unuttum. Galiba palet bunun adı. Resim yaparken falan böyle elinizde tutuyorsunuz ve havalı gerçek ressam gibi gözüküyorsunuz ya, onlardan. Oo, aşırı gecikmiş bir paket. Geçen aydı galiba şey yapmıştım ya, 3 boyutlu yazıcıdan ilginç ürünler videosu. Onun için büyük balona ihtiyacım vardı. Fakat kargo o kadar gecikti ki küçük balon kullanmak zorunda kaldım, oradaki büyük balonlar. Elbet bir gün işime yarar. Olmadı çocuklar eğlenir. Harun falan. Sonra... Ha, bunlar şey, şifreli asma kilit. Şöyle bildiğiniz asma kilit fakat üzerinde dörtlü şifre şeyi var. Babamla ortak kullanmamız gereken birkaç kilit var. O kilitlerde anahtar yerine bu daha pratik olur diye düşündüm. Ve bayağı da sağlam gözüküyor açıkçası böyle. Ben bu kadar büyük bir şey beklemiyordum. Daha küçük bir şey bekliyordum. Bir kıyafet paketi açalım.
Her kıyafet paketi açtığımda Harun'un kenardan böyle ağzı sulanıyor. Bu şöyle dümdüz beyaz bir hoodie. Hatta üstümdekinin aynısının beyazı. Özel bir şey yok, beyaz hoodie. Bir videoda söylemiştim ya, çamaşır makinesini yanlış kullandığım için bütün hoodie'lerim küçüldü diye. Yavaştan böyle renkleri tamamlıyorum işte. Küçülenler ablama gitti. Harun'a dolmuyorlar çünkü. Son birkaç rengim kaldı. Hatta bunların arasında birkaç tanesi olabilir. Bir de Harun benimle yarışıyor bu konuda. Böyle bazılarını şey yapıyor. Ben diyor turuncuyu aldım diyor, sakın alma turuncudan falan diyor. Bunlar akrilik astar. Şöyle 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığım şeyleri falan boyamadan önce ilk önce astar atmam gerekiyor. O kullandığım astarlardan, benimki bitti. Yenisini aldım. Öne kaçmış paketten devam edelim. Ha, bunun da ne olduğunu çözdüm. Vloglardan birinde mutfağa akıllı şerit led döşemiştim ya. O şerit ledin akıllı alıcısı bu. Şu arkamdaki vitrine de akıllı led döşeyeceğim büyük ihtimalle. Onu akıllı hale getirmek için gereken parça. Halihazırda mutfak için yaptığım sistemdeki kumandayı 4 farklı bölgede kullanabiliyorum. O yüzden başka kumanda almama gerek kalmıyor. Bunlardan alıp böyle işte akıllı yapmak istediğim yerleri yavaştan akıllı yapacağım. O videonun başında söylediğim 3 şeyden ikincisi şurada gözüme çarpıp duruyor. Köşesinden içinde ne olduğunu görüyorum. Bundan devam edeceğim. Bunu ismini vermek istemeyen bir arkadaşım bana hediye aldı. Allah hepinize böyle arkadaşlar nasip etsin. Çünkü bunun içinde bir PlayStation 5 var. Bunu dikkatli açalım. Bu değerli. Bulması da zor. Alması da zor. Bunu sanırım şu komisyoncu gibi olan tipler var ya, onlardan birinden aldık. Çünkü ürün hepsi buradan geldi fakat Amazon kutusunun içinde geldi. Böyle garip bir durum var. Ama Sony Türkiye garanti belgesi falan var burada, yani ürün normal Türkiye ürünü. Kırmayayım, ne olur kırmayayım. Oh, ağır. Yani artık hepiniz bunun şeklini şemalini biliyorsunuzdur zaten. Şöyle bir şey. Bence çirkin. Herkes bunun tasarımına bayıldı ama bence bayağı çirkin bir şey. Ya da simetrik olmadığı için bana çirkin geliyor olabilir. Dijital versiyonu daha güzel duruyor. Burası çünkü yamuk değil. Şöyle kutunun içinde bir kutu daha var. Burada standımız var. Gerçi standsız da dik duruyor. Ve yeni kontrolcümüz bulunuyor. Şu an en çok denemek istediğim şey bu. Şu tetik tuşlarında böyle garip bir şey varmış ya. Kontrolcünün ele oturuşu da fena değil gibi. Yine bir Xbox kolu kadar rahat değil. Ama önceki PlayStation kolundan daha rahat gibi. Deneyelim. Evet, öncekinden daha rahat. Bir de HDMI kablomuz var burada. Videodan sonra deneyeceğim için hemen onları oraya ayarladım. Şu video bitsin onu deneyeceğim. Şimdi muhteşem bir ürünümüz var burada. Bunun içinde çim coşturan var. Üstelik geliştirilmiş yeni formüllü. Bu neye benziyor çok merak ediyorum. Bir şey diyeceğim, gübre falandır bence. Orada çok iğrenç kokacak aşağıdan. Değildir herhalde be. Gerçekten gübre galiba bu. Ben sana dedim. Gerçi hayvan şeyi gibi kokmuyor ama şöyle bir şey. Tadına bak bakayım neymiş bu. Neyse, bu köydeki evin bahçesi için. Oraya ben 5-6 sene önce çim yapmıştım. O ilk yaptığım çimler yıllarca dayandı. Geçen sene tekrar yeniledik ve geçen senekiler hemen gitti. O yüzden şimdi tekrar çim yapmamız gerekiyor, onun için aldım. Galiba bu ayın sonu gibi falan ekilmesi gerekiyor, o yüzden oraya belki gittim de vlog da yaparım. Vlogda görürsünüz zaten. Burada kedi kumumuz var. Fakat silika kedi kumu diye bir şey gördüm ve denemek istedim. Kedi kumunu Hüsnü için kullanıyoruz bu arada. Artık bir de gelini için kullanacağız. Ama bu garipmiş. Şeffaf şeffaf. Kum gibi değil bu. Hüsnü bunu kullanır mı bilmiyorum. İyi ki 5'li paket almamışım. Normalde 5'li paketini alacaktım. Dedim neyse, denemek için bir tane önden alayım. Garip gözüküyor. Kullanırsa çok güzel olacak ama, çünkü bu emiyormuş bütün şeyi. Yaptığı şeyi. Nereden devam edelim? Şuradan devam edebiliriz bence. Bu bir bisiklet jantı. Bunu neden aldığımı zaten %80'iniz falan biliyorsunuz. Geçenlerde yaptığım elektrikli bisikletin ön jantı yerine aldım bunu. Bisikletin ön jantını bununla değiştireceğim. Bir de o elektrikli dönüşüm kitin içinden çıkan frenleri kullanmam gerekiyormuş. Yorumlarınızı okuyorum ve yorumda elektrikli bisikleti olan herkes bunu söyledi. Bunu takarken öteki frenleri de takacağım. Çünkü o frenleri taktığımda, yani o freni sıktığımda motoru da kapatıyormuş. Öyle bir şey olması gerekiyormuş. Yapacağız bir gün. Bu neymiş? Bu RTV2 kalıp silikonu. Bir şeylerin kalıbını çıkartmak için kullanabileceğiniz silikonlardan. Şu an değişik bir bıçak yapmaya çalışıyorum ve o bıçağın kalıbını almaya çalışıyorum. 2 kere başarısız oldum. Umarım bu sefer başarılı olacağım. Başarılı olursam zaten videosunu izlersiniz yakında. Şu küçük paketten devam edelim. İçinden çıkan da küçükmüş. Burada bir krem var. Hobi işleriyle uğraşırken ellerim Norveçli balıkçıların elleri gibi olduğu için İsviçreli bilim adamlarının geliştirdiği kremden aldım. Alman bilim adamlarıymış. Neyse. Norveçli balıkçılar da başka marka kullanıyordu galiba ama. Neyse.
Harun'a nispet yapma paketlerinden birinden devam edelim. Şu an yanda Harun'a göstere göstere. Harun, tam da senin tarzına. Bu şöyle bir eşofman. Ama bitti mi? Hayır. Şöyle bir sweatshirtümüz var. Ön kısımdan neredeyse dümdüz. Arkasında da bonjour, au revoir. Fransızca. Au revoir ne demek bilmiyorum. Umarım kötü bir şey yazmıyordur. Ama bitti mi? Bir tane de şöyle eşofmanım var. Çok garip duruyor bu arada. Bunu hiç kıskanmadım. Üstümde güzel duracak. Ben orada fotoğrafından baktım. Orada manken üstünde güzel duruyordu. Ama manken işte. Problem orada. Baktım mankenin boyuyla falan aynı boydayım. Şey yapma. Kilomuz aynı değil ama şu küçük paketten devam edelim. Her evde olması gereken, istemediğiniz zaman her yerden çıkan fakat aradığınız zaman bulamadığınız bir şey var burada. Ambalaj lastiği. Hem incesinden hem kalınlığından. Burada gerçekten ne zaman evde arasam bunlardan bulamıyorum. En son dedim bir sürü alayım da hep olsun. Sonra ben yine çok kıyafet almışım ya. Şöyle bir tane hardal rengi, bir tane de yeşil dümdüz sweatshirtüm var burada. Sanırım bu sweatshirt serisinin tüm renklerini tamamlamış oldum şu anda. Bu marka bayağı uygun fiyatlı böyle sweatshirtlerini almaya başladım işte. Şu an 5 tane var galiba bende. Bunlarla birlikte 7 rengi de olmuş oldu. Umarım daha fazla renk çıkartmazlar. Şuradan devam edelim. Burada maskemiz var. Maskelerimiz azalmıştı. Burada şöyle iki tane çekirdek kahve paketim var. Ayda bir tane falan tüketiyoruz Harun'la birlikte biz bundan. Hani ayda bir kilo kahve mi tüketilir falan diye düşünmeyin. Çekirdek kahve olduğu için bu çoğu posa oluyor böyle. Bunun içinden en fazla 100 gram falan çıkıyordur herhalde. Ya da 150 gram bilmiyorum. Hemen şuradan devam edelim. Harun'un direkt bakışlar yine değişti. Bir insanın hayattan tek beklentisi kıyafet ve ayakkabı olabilir mi ya? Ben o kadar şey açıyorum. PlayStation falan açtım be falan takılıyor. Kıyafet paketini görüyor şu an dikiliyor direkt orada. Bunlar Nike'ın Air Force muydu? Dümdüz beyaz ayakkabıları. Şu an çakma olabileceğinden şüpheliyim. Umarım değildir. Bayağı gerçekçi duruyor ama. Kaç para verdin peki? Orijinal fiyatını ödedim. Bir tanesini ver bana ben anlarım. Yani %90 çakma gibi duruyor ve Şırnak'tan yollamışlar. Ben şu an şey yapmak istemem, memleketçilik yapmak istemem ama. Net çakma. O kadar çok hata var ki üstünde. Dikiş hataları, birleşim hataları. Oğlum orijinal parası verdim ben buna ya. Neyse ben bunu boyamak için aldım. Boyayacağım onu ben. Ve onun alalı bir aydan fazla olduğu için şu an iade de edemem. Yani paket açılışı için bekletiyordum. Şuradan devam edelim. Bunu açmama gerek yok. Bunun içinde çim tohumu var. 5 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. İşte bahçeye çim yapacağız dedim ya onun şeyi. Şuradan devam edelim. Paketin üstünden ne olduğu zaten direkt belli. Bu yeni kameramın lensi. Şöyle Tamron'un bir modeli. 17-28 mm arası ve full frame için bir lens. Paketlerin içinden kamerada çıkacak anlayacağınız biraz sonra. Fakat üçüncü beklediğim şey o kamera değil. Şuradan devam edelim. Bu Xiaomi'nin iyonize sterilizasyon cihazı gibi bir şeyi. İçine su koyuyormuşsunuz ve o suyu dezenfektan haline getiriyormuş gibi bir şey. Şu salgın başladığından beri sanırım fakirin bir ürünü var. Fakirin ürününün reklamlarını görüp duruyorum. Ama böyle 1500-1600 lira gibi bir şeydi. Bu 300 lira ve muhtemelen aynı işi yapıyor. Ve bunu yemeklere falan da sıkabiliyorsun. Öyle mi? Ben öyle biliyorum. İçinde su var. Muhtemelen çalışma mantığı basit. İçine su koyacağız. Şurada micro USB girişi var. Buradan enerji vereceğiz. Ve içindeki suyu dezenfektan haline getirecek diye tahmin ediyorum. Şu an bunu deneme şansım yok. Fakat belki bir sonraki mikroskop videosunda falan deneyebilirim. İlginç olabilir. Burada eldiven var. Bildiğiniz lastik eldiven. Yine hobi işleriyle falan uğraşırken çok işime yarıyor. Burada daha fazla paket lastiğim var. Ben muhtemelen o gün lastik bulamadım diye bayağı bir şey yapmışım. İçerlemişim bu durumu. Bayağı bir lastik sipariş etmişim. Bazen öyle günlerim oluyor. Oo, Apple'ın bir ürünü. Ama Red Apple. Red Apple bu seferki. Burada daha fazla akrilik boyam var. Bunlar metalik renkler. Bunu ben iptal ettim diye hatırlıyorum açıkçası ama şu an yaptığım bir şey için metalik boyaya ihtiyacım olmuştu. Bunu sipariş ettim. Bir de başka bir markanınkini sipariş ettim. Bu gecikmişti. Geciktiği için şey yapmıştım, iptal etmiştim. Ben bunun parasını falan geri aldım ya eminim. İptal ettim bunu. İlginç. Ne yavrum bu?
Sen anlat. Pille tren yapmıştık. O videoda sipariş ettin ama o 3 harfli perfect marka getirememişti. Evet. Geç geldiği için bu paketlerin arasına girmiş. Şuradan devam edelim. Bu çok ağır. Ne ki bu? Hala benim için hiçbir şey çıkmadı ya. Senin için ne çıkmasını istiyordun ki? Yani bir tablo paket içerisinde bunu ağırına aldım falan da. Yani. Bunu sana aldım ağır. İçinden ne çıkarsa senin. Bak aşırı iyi paketlenmiş bir şey. Bak kırılabilir falan da yazıyor ha. Ben şu an ne olduğunu gördüm. Hayatta kırılmaz. Bak senin kalbin kırılır bu kırılmaz. Nasıl heyecanlı heyecanlı bakıyor kenardan. Bu Harun aşırı iyi bir döküm tava. Artık bu senin. Sana vurabilir miyim onunla şimdi? Bunu da birine vurmamalısın bence. Bir ağırlığına bakmak ister misin? Oha sakat bırakır. Almayacağım oğlum sen al. Senin o. Teşekkür ederim sağ ol. Ne demek? Bize güzel güzel pirzolalar yaparsın. Şuradan devam edelim. Evet. Burada yeni kameram var. Sony A7C modeli. Bu şu anda piyasadaki en küçük body'ye sahip full frame kamera olarak geçiyor. Yani APS-C kameralardan biraz daha büyük ama full frame. Bir de şöyle ekranı dönebiliyor. Az önce çıkan lens bunun için işte. Kutunun içinde şarj adaptörü, askısı, maskısı öyle şeyler var bir de. Ben videolarımı APS-C kameralarla çekiyorum fakat bayağı iyi lensler kullanıyorum. Çok iyi lensler kullandığım için görüntü güzel. Buna geçtiğimde çok büyük ihtimalle öyle kalite olarak çok da bir şey fark etmeyeceksiniz. Yani APS-C'den full frame'e geçmiş olsam da öyle aa görüntü kalitesi muhteşem arttı gibi bir şey olmayacak. Belki %5 falan fark eder. Ama konfor olarak bu yenisi beni bayağı rahatlatacak. Çünkü üzerinde Type-C girişi var. Type-C'den şarj oluyor ve işte üzerine USB taktığınızda neredeyse sınırsız kayıt alabiliyormuşsunuz. Ben de şu an çekimleri yaparken bir taraftan iki kamerama da powerbank bağlı. Yani bunun gibi çekimler uzun olduğu için bir taraftan da şarj etmem gerekiyor. Ama şarj ediyor olsam bile bir taraftan batarya sürekli azalıyor. Yani böyle 4 saatlik bir çekim yaptığımda mesela batarya bayağı azalmış oluyor ya da bazen bitiyor hatta. Bunda o problemin önüne geçmiş olacağım. Yani bu video 4 saatlik bir video değil ama işte o hobi videolarında falan bazen 10 saat falan aralıksız çekim alıyorum. O tarz videolar için benim işimi kolaylaştıracak özetle. Burada bir yastığım var. Visco yastık. Yatıyorsunuz, kafanızın şeklini alıyor falan. Yastığım bayağı eskidi ve Visco yastıkları yıkayamadığınız için birkaç yılda bir değiştirmeniz gerekiyor. Mevcut yastığımı IKEA'dan almıştım. Devamını da IKEA'dan almak istiyordum. Yani aynı yastıkla devam etmek istiyordum. IKEA'daki bütün modeller duruyor. Sadece benim kullandığım yastığın üretimini bitirmişler. Bunu Lemur aldı, bir daha yapmayalım falan mı dediler artık. Ne yaptılar bilmiyorum. En güzel yastığı da oydu yani orasının. Sinir oldum. Burada bir şövalem var. Şövale. Öyle okunuyor olması lazım. Şu an bunu toplayamam gibi geldi. Bu şey resim çizerken böyle koyuyorsunuz ve üstüne tuvalinizi koyuyorsunuz ya. O şeyden. Ayaklı tripod gibi bir şey. Ne denir? Şövale işte ya. Harun şuraya resmini koy. Koydum. Tamam. Artık bunu da gördüğünüze göre artık boyaları, cartları, cüptları her şeyi gördünüz. Resim yapacağım. Canım resim yapmak istiyor. Şimdi nereden devam edelim? Bu mu bu mu? Hangisi Harun? Bu mu? Bu senin seveceğin bir şey. Ne bu Harun? Tatlı meyve sıkacı. Yazmıyor lan, nereden okudun? Oğlum nasıl anladın? Şurasını elimle kapattım, nasıl anlamış olabilirsin? Meyveler gözüküyor. Şey değil mi böyle, eve alıyorsun, 3 gün kahvaltıda portakal suyu yapıyorsun, ondan sonra bir daha hiç kullanmıyorsun. Hayır, ben bunu kullanacağım. Şöyle oluyor, ben market siparişi verirken meyve de sipariş veriyorum. Sonra o meyveleri hiç kimse yiyemiyor bu evde yani. Zaten Harun'la ikimiz varız. Hüsnü'nün de meyve yemesi yasak. Dedim evde böyle bir şey olursa hiç yoktan o meyveleri meyve suyuna çevirip içebiliriz. Çünkü ikimiz de meyve suyu seviyoruz. Ve bu kocamanmış. Şöyle bir sürahimiz var içinde. Ve aletin kendisi gerçekten büyükmüş ya. Ben bunu minimal bir şey bekliyordum. Kocaman bu. Ya şu yorum yapan şeylere gıcık oluyorum ben ürünlerin altına ya. Bunu niye aldım ben biliyor musunuz? Çünkü altındaki yorumların bir tanesinde şey yazıyordu. Önceki katı meyve sıkacağımız dolabımızın içine sığmıyordu. Bunlar artık meyve sularımızı zararlıyoruz ve ondan sonra dolabın içine kaldırıyoruz gibi bir yorum vardı. Bunu dolabın içine nasıl sokayım ben? Hangi dolap o? Nasıl bir dolapları var? En iyisi ben buna özel dolap yaptırayım. Peki bunu meyveyi direkt soymadan pat diye atıyor musun? Evet. Harbi mi? Evet, o hoşuma gitti mesela bir de. Mesela ortadalık kabuğunu soymadan atabiliyor muyum? O birazcık tadını bozabilir ama elmayı mesela çat diye atabiliyorsun. Harun nispet paketiyle devam edelim. Şu an içinden dua ediyor, keşke bıçakla keserken onu kesse falan.
Harun geçenlerde geldi bana dedi ki, o dedi hoodie'nin dedi yeşil de var dedi ama ben alırken stokta yoktu dedi. Artık yeşili benim. Sen alamazsın. Bir dakika, hayır. Değil mi onunla? Benimkinden değil. Böyle yine üstümdekinden miydi bu? Galiba üstümdekinden değilmiş bu. Ya ben toplu paket açılışı yaparken yana böyle bir kamera daha koyacağım. Harun suratını çekecek size. Oğlum yine benim modelden değil. Bak şunun içinden gördü ve şunu yaptı. Bu benim mi? Hayır. Bu net benim. Ve beklediğim üçüncü şey. Burada bir RT tankım var. Ve normal bir RT tank değil. Yani böyle sadece ileri geri sağ sol yapıyormuş gibi düşünmeyin. Süspansiyonu var. Duman efekti var. Ateş edebiliyor. Flashlight'ı var. Gun kanal up and down yapabiliyor. Ve ses çıkarıyor falan. Bayağı simülatörlü bir şey bu. Bunun videosu gelecek. O yüzden şu anda full paketi açmayacağım. Videonun içinde açmam lazım çünkü paketini. Ama çok beklemeyeceksiniz. Muhtemelen birkaç haftaya gelir. Çünkü ben bunu bir an önce kullanmak istiyorum. Şöyle yandan sadece ufak bir spoiler vereyim. Şöyle bayağı şey yani bu. Minyatür bir model. Video çekene kadar bunu kullanamayacağım ben. Kullanmak istiyorum. Galiba son paketimiz kaldı. Burada tuvallerim var. Tuval. Dümdüz. Ne denir bunun hakkında bilmiyorum. Arkası ahşap. İşte resim yapacağım videoda kullanmak için burada kaç tane aldım hatırlamıyorum. 4-5 tane olması lazım. Bunlarla sanatımı icra edeceğim. Yeni bir ressam doğacak. Sonra da 5 milyon dolara satacağım. Bence bitirdik. Evet, ürünlerimizin hepsi bu kadardı. Hala kanalıma abone değilseniz, videonun ortasında söylediğimde abone olmadıysanız yine tekrar yeniden söylüyorum. 2 milyon aboneye ulaşacağız. O yüzden abone olursanız sevinirim. Ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.